Herkese merhaba, ben Tuğçe Oduvar ve bugün sizlerle çizme sohbet serimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çok fazla ara vermedik biliyorum, ben de şaşkınım. Hikayeye devam etmeden önce bir previously on minicamps yapalım isterseniz ki minicamps artık eşek kadar oldu ama olsun. Karadeniz'in soğuk sularından Eskişehir'in çorak topraklarına gelen minicamps'i halaydan çıkıp folklere yönelmiş. Folklerden kaçmak için sanata gitmiş. Güzel Sanatlar Lisesi'nden sonra üniversite animasyon okuyup Çek Cumhuriyeti'nde bir sene Erasmus adı altında tüm taşkınlıkları yaptıktan sonra ülkesine dönüp animasyon şirketinde işe girmiş. Bu sırada Altın Kazadan ödül alan minicamps'imiz mutlu mutlu Penfriend ile olan ilişkisini Boyfriend ile doğru götürmüş ve o noktada bırakmıştım. Sesteki değişimi siz de fark ettiniz değil mi? Neyse, şurada kalmıştık. 2-3 bölümdür size böyle sanki büyük haber, kapatıyoruz böyle şok 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 tadında hayatımı değiştiren 3 olaydan bahsediyordum. Bölüm bölüm onları 1-2-3 diye sıraladım. Bu bölümde de artık 3. ve son ve en heyecanlı diyebilir miyim bilemedim. Hepsinin kendince bir tadı var tabii ki de. Bütün çocuklarımı seviyorum ama en çok 3.'yi seviyorum dercesine. Bu bölümde gerçekten birçok heyecanlı, güzel, komik, neşeli bence gelişmeler olacak. Ve hayatımı aslında evet değişim zaten başlamıştı. Artık değişime böyle kapak olan, o değişimi böyle uçurumun kenarına getiren olaylar oldu. Oradan aşağı yuvarlayacak olaylar serisini. Ya hayatım gerçekten nasıl böyle fıtı 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 çıkı çıkı fıçı fıçı kuçu kuçu diyeceğim olsalar. Hayatım böyle taşları önüme nasıl sıraladığını, böyle o yolları nasıl açtığını, her şeyin birbirine ne kadar uyumlu olduğunu ve dünyanın aslında bir ahenk içinde dans ettiğini anlatacağım bu bölümde size. Hazır mısınız minik kelebekler? Bugünkü modum hakkında hiçbir fikrim. Kusura bakmayın önceden. Hiçbir sorumluluk almıyorum söyleyeceğim şeylerle ilgili. Hikayemizde en son ben işe gidiyordum. Sevgilim Fransa'daydı. 2 haftada bir Türkiye geliyordu. Turizm Bakanlığı bana ülkeye özel hizmet ödülü vermişti. Böyle güzel gelişmelerle gidiyorduk. Ama artık ne demiştim? İş yerine doğru böyle sıkılmaya başlamıştım. Daha doğrusu öğrendiğim şeyler artık böyle repeat ediyor yani. Kendini tekrarlayan bir hale gelmiş. Yeni pek bir şey öğrenmiyordum. Onun için biraz sıkılmaya başlamıştım. Uzak ilişki olayı da beni artık hani cidden ilişki tadına girmişti çünkü. Yani ilişki tadına girmiş dediğim. İlk başlarda 2 haftada bir geliyordu Niko ama işte sonra izinleri bitmeye başladı tabii. Her şeyin bir sonu vardır değil mi? Onun da izinlerinin sonuna gelmeye başlamıştık. Benim gitme gibi yani ilk sene izin alma gibi bir şansım yoktu zaten 1-2 haftadan fazla. O da anca hani birinci senenin sonuna doğru hani öyle televizyon prodüksiyonunda çalışıyorsanız öyle kafanıza göre istediğiniz zaman izin çakamıyorsunuz. Böyle de güzelliği var işte TV sektörünün. Neyse ben de böyle minik minik bir daralmalar, minik minik bir sıkılmaya başlamalar vardı zaten. Bu noktada birçok olay birden oldu. Yıl sonuna doğru yaklaşıyorduk sanırım. Neler olmuştu? Eylül'de çıkmaya başladık. Kasım, Eylül, Ekim'i unuttu yalnız direkt. Böyle ilerliyorum ben yıl boyunca. Ekim'de işte geldi gitti Niko. Kasım'da sanırım. Kasım'a doğru artık böyle minik darallar, ne oluyor, ne yapacağım bilmiyorum. Neden böyle oluyor her şey falan filan diye düşünürken Niko bana dedi ki gel yanıma taşın dedi. Çok radikal bir teklif değil mi? İşte gel işte Fransa'da beraber yaşayalım böyle uzak kalmayalım falan dedi. Ay dedim ne kadar mantıklı ya falan dedim. Ben de o sırada işte oturmuş böyle 12 saatlik mesaimin daha birinci saatinde bileklerimi kesmek üzere günüme başlamışım. Yok geldi değil gerçekten işte eğlenceliydi ama başına göre yani alıştığında böyle sıkılmaya başlarsın ya öyle bir moddaydım daha çok. Niko'nun bana gel yanıma taşın demesinin üstünden böyle 1-2 gün geçmişti ki bana okuldan bir mail geldi. Dedi ki Tuğçe dedi al dedi sana dedi para verelim dedi ne yaparsan yap dedi sana şimdi para lazımdır dedi gerçekten. Oyuna bakın ben Erasmus'tayken ikinci döneme hibe çıkarmamışlardı da biz kendi cebimizden ödeyip kalmıştık ya orada. Okulun önceki seneki, ta ben önceki sene gittiğim halde yani, hibesinden ekstra kalmış. Bunu da daha önce hibe vermedikleri öğrenciler arasında dağıtmaya karar vermişler ve dediler ki sana hesabına parayı çaktık dediler. Bana bir anda euro yağdı durduk yere hiçbir şey yapmadan. Ve o sırada benim yeşil pasaportum vardı annemden. İşe başladığım ve sigorta girişim yapıldığı için ve sanırım yaştan dolayı 24 yaş üstü bir şeyi vardı. Yani hem işe başlayıp sigorta girişim yapıldığı için hem de sanırım yaştan dolayı artık o yeşil pasaportun süresi doluyordu yani onu kullanamayacak hale geliyordum. Bu noktada ben de bütün noktaları birleştirdim. Her mantıklı insanın yapacağını yapıp işi bırakıp Fransa'ya gittim. Şaka yapmıyorum gerçekten. Dedim ki ya bu kadar denk gelmez her şey. Yeşil pasaportum bitiyor. İşte zaten sıkıldım. Freelance'e geçiş yapmak istiyordum. Niko yanıma gel dedi ve birden o bu teklifi yaptıktan 2-3 gün sonra hesabımda saçma sapan bir şekilde eurolar belirdi. Çok iyi değil mi? Keşke hep böyle olsa. Her yıl böyle keşke hayatın bu bölümünü de geçtiniz diye böyle bize bir yıl sonu bonusu falan verseler. O kadar çile, o kadar acı boşuna mı çekiliyor? Minik bir ödeme yapsa bir insanların yüzü gülerdi aslında da neyse burada yetkililere sesleniyor.
Şaka bir yana, ki şaka yapmıyordum az önce de söylediğim gibi. Dedim ki ya gelirim ya Niho dedim. Adana'da yediğim yürekler artık böyle dile gelmişti. Korkusuz bir kararla bütün hayatımı, gidişatını, bütün yaptığım planları değiştirdim. Az önce size söylemek istediğim buydu yani. Bir yöne baktığımda böyle hayat önüme öyle bir taşlar dizdi ki oraya gitmem gerektiğini böyle hissediyor gibiydim. Hiç emin değildim. Hiçbir zaman hiçbir şeyden çok emin değildim. Özellikle bu periyotta. Ama oraya doğru esti rüzgar ve ben gerçekten gittim ve pişman da olmadım yaptığım şeylerin neyse ki. Tabi bu demek değil ki rüzgar neler isterse oraya gidin diye. Benim için mantıklı bir karardı çünkü her şey bir şekilde birbirine uyuyordu. Her neyse dedim ki işi bırakayım, freelance çalışırım. Nasıl olsa hazır param var. Yaşı pasaportunu bitmeden önce Fransa'yı da görmek istiyorum. Gidip bir Fransa'yı görmüş olurum. İşte bunlar tabi şey üstündeki minik cherry oluyor. Esas kreması hani Nico'yla da yan yana olmuş olacaktı. Bu arada uzun ilişki şeklinde gitmeyecek bir ilişkimiz en azından. Neyse ben işi bırakacağım söyledim. Ne olur dediler, gitmeden derhal dediler, Tuğçe dediler. Bavulu veriyorlar eline direkt. Ay biz de bunu bekliyorduk diye. Neyse iş bırakacağımı söyledim. İşte son ayımı geçirdim arkadaşlarımla falan. Gayet güzeldi. Sonra onlarla vedalaştım ve Fransa'ya yola çıkmak üzere hazırlandım. Ama tabii ki de şöyle bir şey var. Şimdi yeşil pasaport olaylarını bilmiyorum. Burada yasaları çiğnemiş, illegal hareket etmiş olabilirim. Emin değilim, kendime de çok açık etmeden direkt açık etmiş oluyorum ama. Pasaportum o an düşmüş müydü, düşmemiş miydi bilmiyorum. Çipli pasaport sistemi yıl 1986'da henüz yoktu. Yani pasaportumu iade etmem gerekiyor muydu bilmiyorum ama yaştan dolayı zaten o yılın sonundan artık bitiyordu benim yani yeşil pasaport hakkım düşüyordu. Bildiğin acele bir şekilde rush diye bir anda kendimi Fransa'da buldum. Evet. Şu anda bile anlatırken o kadar hızlı gelişti ki acaba arada bir şeyler atladım mı diye düşünüyorum. Yok bir şey atlamadım. Gerçekten her şey bu kadar hızlı gelişti. Neredeyse 1,5 ay içinde bütün kararlar verildi, hazırlıklar yapıldı. Ben işi bıraktım ve Fransa'ya gittim. Havaalanındayken hala da bundan beni geçirmeyebilirler, pasaportum düşmüş olabilir diye. Ya da girdikten sonra geri ülkeye döndüğümde sen yasal olmayan bir pasaportla yurt dışındaymışsın derler diye minik bir korku içimdeydi ama o kadar minikmiş ki farkındaysanız beni hiçbir şekilde durdurmamış. O şekilde Fransa'ya gittim. Ben ne zaman bir adım atsam hayat bana gerçekten önümdeki iki basamağı daha sunuyordu. Yani böyle bir adım attığında bir sonrakini görüyorsun, bir adım attığında bir sonrakini daha görüyorsun. Bir de benim genel şey vardır, ne zaman bir yerden bir ülkeden bir ülkeye geçsem bana bir sürü yeni güzel haber gelir. Hayatım boyunca hep böyle oldu. Neden bilmiyorum. Böyle çok büyük değişiklikler olur hayatımda öyle noktalarda. Ve bu noktada da Fransa'ya gittim. Daha yeni vardım ki Los Angeles'ta bir tane filmi gönderdi bir festivalden mesaj geldi. Ya dedi Tuğçer Ali ne olur gel dedi. Buradakiler de kırmızı haliler sensiz çekilmiyor dedi. Haliler yalnız minik hamsı seni. Karadenizli misin sen canım benim? Sana her şeyini karşılıyoruz yeter ki gel bizi aydınlat güzel yüzünle ortamımızı diye alçak gönüllükten gene öldüğüm bir bölümdeyim farkındaysanız. Beni oradaki bir festivale davet ettiler finalist olarak. Fransa'ya varalı daha bir hafta olmuştu ki 3 hafta sonra gerçekleşecek olan festivale gitmeye karar verdim. Yani karar vermeye de gerek yok zaten, gitmem gerekiyordu yani. Zaten Amerika'yı seviyorum. LA'de festival var, davet etmişler, her şeyi karşılayacaklar. Bir direkt altın basket gibi bir şey benim için. Ne oldu bilemedim. Altın yumurta madalyalar. Yani onun gibi bir şey işte. Altın bilezik değil. Altın olsun da ne olursa olsun. Ben hemen tabii o sırada yapacağım bir Tuğçe'ye yakışır davranışla Paris'e gittim. Amerikan Başkonsolosluğu'na vize başvurusuna bulunacağım. Usulsüzce tabii ki de normalde çünkü turist olduğun yerden başka bir vize, ülkenin vizesine başvuramazsın. Sonra gittim işte başvurmaya. Adam dedi ki yalnız hani siz buranın vatandaşı değilsiniz. Buradan başvuramazsınız dedi. Turistsiniz siz dedi. Ezme beni turistim diye dedim. Yani gezim 3 ay sonra bitecek. O sırada Türkiye'ye gidip başvuramayacağım için, festivalde kaçırmam için bu şekilde başvurdum. Yüzsüzce açıklıyor bir de. Evet diyor ya salak bir şey yaptığımı farkındayım. İllegal olduğunda farkındayım. Usulsüzlüğün dibine de vuruyorum. Ama işte sebebim, mazeretim var diye adam açıkladım. Baktı böyle falan dedi. Elimde de şey var yani festivalden gelen bir tane yazı var. Kendim de Word'de yazıp çıktısını alabilirdim. O kadar. Bilmiyorum tutarsız mı denir, ne denir? O zaman 2013'te işler hala bir havadaydı yani şimdiye kıyasla. Neyse baktı sisteme sonra dedi ki ben size vize veremem çünkü siz ülkede illegal olarak kalmışsınız dedi. Nerede kalmışım? Kim kalmış ya? Ulan nasıl kaçırmışım böyle bir şansı falan diye. Ya diyorum pasaportum mu kopyalandı, Rus mafyası ele mi geçirdi falan, geçmişi tarıyorum. Hangi ülkede illegal olarak kaldım diye. İşte Amerika'ya gitmişsiniz ama işte vize tarihiniz geçirmişsiniz, 5 ay kalmışsınız falan dedi. Sen dedim kim köpek dedim ben dedim sizin ülkenizde illegal kalacakmışım. Bana gitmediği yer vardılar ben gittim arkamı dönüp.
onlar beni kovmadı, ben istifa ettim falan diye gaza gelmiş orada. Ben haklı olduğum konularda çirkefleşebilirdim ve o noktada yani illegalde kalmış olabilirdim çünkü yapsaydım şaşırmazdım. Ama kalmamıştım ve adam bana saçma sapan bir şey söyledi. Beni test etmek için mi yaptı bilmiyorum. Bir atar bir artistik ya derim, yürü git ya derim, tarihleri çoto çoto verdim. İki kez gittim, ikisinde de vizem dolmadan çıktım. Hatta bayağı iki ay öncesinde çıktım ülkeden falan dedim. Sizin sisteminizde bir sorun var herhalde. Çok falan yapıp böyle gözlerimi falan devirdim. Neden? Çünkü neden olmasın? Neyin havasını yaşıyor ben de bilmiyorum ama. Peki o zaman tamam dedi. Pasaport aldı içeri ama o zamanlar böyle pasaportu aldı ya da verdi bir şey fark etmiyordu. Genelde pasaportun içeri alıyorlardı ve daha sonra sana kargoyla gönderiyorlar. Çünkü o adam karar vermiyor aslında. O adam dosyanı hazırlıyor. Başka birisi işte vizeyi basıyor içine. Bıdı bıdı. Şu an neyse sisteme girdi salak. Neyse pasaportu verdim. İşte biz çıktık konsolosluktan. Birazcık etraf falan gezdikten sonra işte kendi yaşadığımız şehre döndük. Ki ben zaten şeyin çıkmayacağına eminim yani, vizenin çıkmayacağına. Adam hani usulsüzlük, yalancı, dolandırıcı, illegal kalma falan diye olup olmayan her şeyi sermişti önüme yani. Hani bu sana çıkmayacak, sen kim köpek diye. Neyse ben de gereken cevabı verdim. Çirkeflenebileceğim kadar çirkeflendim. Zaten hakkım olup olmadığını bilmediğim yeşil pasaportla gidip bir de orada Amerika vizesine başvurduğum için kendimle böyle bir high five yapıp elimi sıkıp tebrik ettikten sonra hayatıma devam ettim. Bir hafta sonra bana pasaportu geri gönderdiler ki bu Fransa'nın post demine göre wow'luk bir hareket. Wow. Yani birisi elini alıp koşmuş yani onu. Hiç bu kadar hızlı gelen bir şey görmemiştim özellikle o zamanlarda. Pasaportu bir açtım, içinde 10 yıllık vize. Hayat seni çok seviyorum. Ne alaka değil mi? Usulsüz dedi, yapamazsın dedi. İllegal kalmışsın dedi. Sen kimsin köpek dedi. Haddini bil dedi. Bey bey dedim. Ben Yaşar Usta ezdirmem kendim. Yani muhtemelen kendim ezdirmediğim için o noktada 10 yıl. Evet Tuğçe, mantıklı. Böyle kendini ezdirmeyenlere 10 yıl veriyorlar. Yaşar Usta konuşması yaparsan 15 yıl bile alabilirsin salak. Bilmiyorum neden 10 yıllık vizeyi verip ayrıldım sahalardan. Ve daha ilk ayımda Fransa'da geçirmeyi planladım. İlk ayımda Los Angeles'a uçtum. Bu arada o noktada Niko'nun bir arkadaşının Hindistan'da düğünü vardı. Ve benim küçüklüğümden beri Hindistan'a gidip, ki küçüklüğüm dediğimde yani o zaman da küçük aslında da yani üniversite zamanlarından beri Hindistan'a gidip gezmek çok istiyordum. Hatta böyle hani vizeyi alabilirsem... Çünkü Fransa'ya vize başvurusu yapmaya gitmiş. Orada başvurayım burada artık hangisinden gelirse diye. Onunla beraber Hindistan'a da gitmek istiyordum. Ama bu LA olayı çıkınca zaten direkt hiç o şey o topa hiç girmedim. Aynı tarihleri çıkışıyordu tam. Festivalin 2-3 gününü böyle silmem gerekiyordu ki öyle bir şey tabii yapmayacaktım. Ben kalktım LA'ya uçtum. Niko da Hindistan'a uçtu işte. Böyle işte çılgın hayatlar. Adana'dan Los Angeles'a bir başarı hikayesi. Düşününce şu an bana da komik geliyor. Çok hızlı olmuş olaylar. Şu an geriye dönüp baktığımda gerçekten komik geliyor. Neyse işte genel olarak plan o bir hafta LA'yı gezmece. Çok güzel bir hafta planlamışlar işte. Gösterimler, partiler, Universal Studio turları falan. Her şey böyle hazır yani. Senin sabahtan akşama kadar full dolu bir schedule'ımız vardı. Bütün işte meşhur LA partileri, red carpet'lar, yıldızlar geçti falan. Böyle bayağı görülmesi gereken her yeri gördük. Hollywood Bulvarı'nda takılıyorduk genel olarak. Oradaydı gösterimlerin çoğu. Zaten son gece, festivalin son gecesi de oradaydı. Birkaç kez gittik. Bakın size de fotoğraf atayım şöyle. Fıçıyor, 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 fıçıyor. Sanırsın ki Leonardo DiCaprio orada. Yalnız ki aklına kadın biri aktrist gelmeyip Leonardo DiCaprio demese. Niye Leonardo? Neyse oralara fazla girmeyelim. Şimdi bilinçaltını sorgulamayalım. Bu bir haftanın birkaç gününde sanırım. Birkaç gün sonra Niko da bana katıldı. Beraber Hollywood Bulvarı'nda red carpet'larda fotoğraf çekilmeler falan böyle. Hayatlar, hayaller, çılgınlıklar falan. Hayaller hayatları karşılaştırdığımı sanırım gerçekten burada hayatım hayal ettiğimin çok dışında, hatta böyle daha bir parlaktı yani bu dönemde. Çok güzel, şu an bile anlatırken zaten anlamışsınızdır böyle ses tonumdan. Çok 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 güzel geçen bir haftaydı. Yani festivalin sonunda ben kazanamadım zaten. Şaşırmadım da çünkü bir animasyon kategorisi yoktu. Direkt kısa film festivali diye geçiyordu. Ama hiç fark etmez yani. Çok güzel yönetmenlerle tanıştım. Çok güzel ortamlara girdim. Gerçekten hani Los Angeles'a turist olarak gitsem yapamayacağım, giremeyeceğim, içine hani tecrübe edemeyeceğim birçok alanı, ortamı, mekanı tecrübe etmiş oldum. Neyse biz o bir haftadan sonra dedik ki birazcık hani iki hafta daha kalacaktık. Direkt bir hafta kalıp dönmeyecektik. Festival bittikten sonra iki hafta kendimize tatil ayırmıştık. Çünkü de çok tatil yapmadık ki ondan. West Coast'u böyle gitmişken birazcık gezelim dedik. Tabii ki de her West Coast'u gezmek isteyen genç aşıkların yapacağı gibi üstü açık bir Mustang kiralayıp şahane bir tatile başladık. Gerçekten kendimi filmin içine gibi hissediyordum. Çok güzeldi. Nicole ikimiz de böyle şımarık şımarık böyle. Tam zaten hani
West Coast özellikle. Ya genel olarak Amerika zaten road trip yapmak inanılmaz eğlenceli, heyecanlı bir şey. Bütün yollar çok güzel, manzaralar çok güzel. West Coast ayrı bir güzeldi. Los Angeles'tan başlayarak San Diego'ya kadar indik aşağı işte birkaç günde. Daha sonra oradan Vegas'a geçtik. Vegas benim gerçekten highlight'ımdı. Çünkü bir kere peyzaj çok güzeldi. Girmeden önce şehre kar yağıyordu. İçinde böyle sanki rengarenk yazlık bir ortam. Böyle bir bilgisayar oyununun içine girmiş gibiydin. O hissiyatı ben gerçekten çok sevdim. İki gün geçirdik galiba. Evet, unutulmaz bir iki gün geçirdik. Size hemen onu anlatmak istiyorum. Şimdi dedik ki işte ilk gün birazcık etrafı gez, şehri gezişmedi falan. Daha sonraki gün zaten şeyden otelinden aşağı iniyorsun. Bütün otellerin altı zaten kazino. Bütün kazinolar da birbirine bağlı. Yani sokağa çıkmadan, caddeye çıkmadan bir kazinodan diğerine bağlantılı bir şekilde geçebiliyorsun. Her otelin şovu, konseri. Gerçekten sanki büyük bir festival alanı gibi düşün orayı. Rengarenk böyle ışık şovları, ses şovları işte, dans şovları falan. Sürekli bir şeyler oluyor. Böyle endless bir parti gibi düşünün ve gündüz hani hiçbir şey yok. Gündüz herkes uyuyor. Gece böyle patlıyor şehir. Bizi ki ya şurada bir hangover kafasında tam bir Vegas akşamı geçirir falan deyip gerçekten de geçirdik az çok. Şimdi anlatacağım size ne kadar heyecanlı. Ya bu kadar buraya kadar gelmişken birazcık kumar oynayalım tabii ki de dedik. Hemen 100 dolarımızı alıp mini mini gidip böyle Texas Hold'em oynayalım küçük küçük yaptık. Bütün masalar 1000 dolardan başlıyor. Bir tane bulduk 100 dolardan başlayan masa. Gittim hani izliyorum akış nasıl olacak diye. Bizim hani oturup da arkadaşlara çekirdek çitleyerek oynadığımız Texas Hold'umla hiç alakası yok. Adamlar direkt 10 bin dolara koyuyor masaya. Fıtı fıtı diyor. Kartlar açılıyor bitiyor. Ben de anlamadan olay bitmişti yani. Üç el falan döndüler. Neyse o zaman biz de gidip birazcık rulet oynayalım falan deyip böyle 5 dakikada ikiye katlayıp paramızı 7. dakikada da hepsini kaybettikten sonra dedik ki biraz içelim en iyisi. Gittik böyle kendimize bir tane kokteyl aldık. Bu arada bana vermediler. Adam dedi ki işte kimliğiniz yok dedi. Otele döndüm, sürücü ehliyetimi alıp geri geldim. Bunlarda böyle bir tane kitap var. Bütün ülkelerin sürücü ehliyetlerinin işte ID'lerinin fotoğrafının olduğu ki hani illegal bir yabancı pasaportuyla ya da kimliğiyle gelip kandırmasınlar diye. Adam kitap baktı salak bulamadı Türkiye'yi. Sonra sana veremem sana iPhone dedi. Burada kameralar var dedi. Yani dedi ki siz bilmiyorsunuz diye. Sinirlendim dedim ki neyse Nico hadi sen al bari. Nico dedi ki sana da satamam ne bileyim ben seni sonra iki adım attıktan sonra yanındakiyle paylaşmayacağını illegal yaşında dedi. Salak oğlum. Kamera var sanki bardağın içinde. Sana ne? Sen satıcı legal olan birine yapmışsın sana ne? Neyse. Dünyayı kurtarmak adına o büfede oturan kokteyl satıcısına biz sinirlendikten sonra gittik böyle kendimize yarım litrelik birer kokteyl attık. Dedik ki geceye böyle başlayıp sonra devam ederiz yavaş yavaş. Ki öncesinden yemeğimizi falan demiştik böyle aç karnına salak gibi gidip iki tane şat yapıp kendimizden geçmedik yani. Elimizde kokteyl böyle geziyoruz yürüyoruz falan. Ne kadar güzel ama çok hoş falan. Aa işte ben hep Vegas'ta evlenmek istedim. Hadi evlenelim evlenelim. Hadi falan diye gidip böyle düğün paketleri var orada. Düğün paketlerine bakıp çok pahalı olduğunu fark edip vazgeçtik. Ucuzcular. Gerçekten öyle bir business haline gelmişti ki. İşte yüzüğü, çiçeği, pastası. O belgesi bir de belge hani yasal olmuyor. Senin gidip onu bir de saydırman falan gerekiyor daha sonrasında. Böyle saçma sapan bir 1000 üstü dolar bir şey ödemen gerekiyordu. Ya buna ne gerek var falan deyip gidip orada böyle palmiye ağacından minik minik lifli bambulardan koparıp onunla kendimize yüzük yapıp kendi aramızda biz evlendik. Zaten o Vegas'ta evlenme olayı göstermedik ki. Göstermelik olacaksa biz de yaparız bunu dedik. Şöyle bak hatta fotoğrafımız da var. Evlilik fotoğrafımız. İlk sahte evlilik fotoğrafımız. Bir dedik önden trial yapalım bir deneme. Sonrası güzel devam ederse bakarız gidişine diye. Şu an size anlatırken bile birebir gözümde canlanan anlar. Yani benim için gerçekten özel olan anlar da anlayacağız gibi. Böyle şaka maka anlatıyorum da böyle romantikliği dibine dibine vurmuştu ama ucuzcu olarak vuruyor tabii. Neyse deneme sürümümüzü yaptık mı yaptık. Şunları hatırlıyorum. Gittik önce yemek yedik. Sonra alkol polisinden içki alamadıktan sonra başka yerde içkimizi alıp mutlu mutlu böyle şirinler gibi yollarda koşa koşa Allah'ım ne kadar güzel ne kadar güzel ne kadar güzel diye etrafta zıpladıktan sonra gidip sahte evliliğimizi yaptık. Orada birkaç insanla tanıştık. Onlarla falan şakalaştık. Fotoğraf falan çektik. Sonra oradan kalktık. Bir yere gidiyorduk. Emin değilim nereye. Çimlerde yuvarlandık. Sonra çimlerde yuvarlanmak ne güzelmiş diye böyle bayağı ana caddenin kenarındaki hafif eğimli çimlerde bir süre yuvarlandıktan sonra odaya gittik bir şey almaya. Odada mini barı patlattık. Sonra aşağı indik. Sonrası yok. Net bir şekilde yok. Gerçekten hangover gibi bir gece istemiştim. Hangover gibi bir gece oldu. Sabah böyle yatakta aynı şekilde kıyafetlerimizi de yere serilen halı gibi yapmışız. Öyle dümdüz geri kalktık böyle. Sanki biz kağıt gibi koymuşuz. Sonra da çekip geri ağzımız üstüne düşmüşüz yani odadaki yatağı resmen.
böyle kalktık, ne oldu falan dedik. Çünkü en son hatırladığım şey böyle saat 9-9.30 falan, hani gece yeni başlıyor, yoo çılgın gençler falan derken. Ne oldu lan falan diyoruz böyle. Niko da hatırlamıyor, ben de hatırlamıyorum. Telefona bakıyoruz, telefonda hiçbir şey yok. Tabi o zamanlar böyle GPS'ler, 4G'ler falan havada uçuşmuyordu. Literally. Ceplerimizi karıştıran dedik filmde olduğu gibi. Ceplerimizi karıştıktan sonra bütün gizem çözüldü. Ne yapmışız biliyor musunuz? Çok çılgınız. Hazırsanız söylüyorum. McDonald's'a gidip hamburger yemişiz. Çünkü Amerikan dream. Sonra böyle yavaş yavaş oturmaya başladı. Birazı Nico oturuyor, birazı ben. Biz oradan kalktık. Alkol, içkiler bitince dedik ki bir şeyler yiyelim. McDonald's'a gittik. Sıra çoktu, yukarı çıktık. Beklemeyeni biraz da ineriz diye. Minibarı patladı, aşağı indik. İnternetine de bağlanırız McDonald's falan diyorduk. Niye? Hiçbir fikrim yok. Bir şey arıyorduk galiba. Hamburger aldık ya, burası çok kalabalık diye yemeğe odaya çıktık. Gömmüşüz hamburgeri yolda. O belli böyle yerde izlerini taşıyordu hali. Sonra sızmışlar gerizekalılar. Yani hamburgerde 9-9 çeyrek gibi aldığımızı düşünürsek bir 9.30'da yatıp uyumuşuz yani bu. İşte bana yakışır bir Vegas gecesi yaşamışım. Çok gururluyum şu anda. Bunu hatırladıktan sonra böyle biraz şey olduk. Utanıyorlar ama biraz böyle kık falan diye. Çok bize özel bir anı olmuştu çünkü. Çok güzel geçti. Genel olarak LA seyahati böyle. O tatilin hepsi çok güzel geçti. Festivalde tanıştığım insanlar. İşte Kubrick'in müzesine gitmiştik. Böyle çok etkilenmiştim nedense ben oradan. Gezdiğimiz yerlerin geneli zaten çok güzeldi. Bu anıları taze taze böyle aklımda kalan çok güzel anılar var. Benim için çok güzel bir seyahatti gerçekten. İşte genel olarak yani gezdiğimiz yerleri anlatmama gerek yok zaten. Güzel bir tatildi ve Fransa'ya döndük. Yani ben aslında çıkalı oraya gidelim bir ay olmuştu ama Fransa'da neredeyse hiç doğru düzgün yaşamamıştım. Bu arada Fransa derken hani Paris'in kapılarında kruvasan yerip ki kuzeyin soğuğunda ağzıma yüzüme rüzgar yiyerek yaşıyordum. Fransa maceram öyle başladı. Nico kuzeyde yaşıyordu ve soğuk yani hani. 9 ay soğuk, 3 ay sıcak olacakmış gibi yapıp sonra 9 ay gene soğuk. Böyle standart 10-12 derece, hemen hemen her gün yağmurlu. Niye bunların güzel şarabı var? Çünkü güzel şarap olmadan hayat çekilmezmiş diyeceğiniz ortamı sunan ama gerçekten doğasıyla harika bir yerdi. Ama şöyle bir şey var şimdi, rehabilitasyon.com yazsan Google'a karşıma çıkacak tatlı bir şehirdi yani. Günler 19 saat falan sürüyor. 23,5 saat sürüyor günler. Orada bir yarım saat güneş bir dinlenip geri doğuyor. Yani 10'da 12'de yaz zamanı özellikle. 10-11 gibi falan batıyor güneş. Çok güzel bir sürü vakit kalıyor. Niko bir de 3'e kadar mı ne çalışıyordu saçma sapan. Sanki yarım gün çalışıyor gibi bir sürü beraber vakit geçireceğimiz zaman da kalıyordu. Herkes Fransızca konuşuyor. Çok şey değil mi böyle? Şaşkınsınız değil mi? Fransa'da herkese Fransızca konuşmasına. Yani şunu demek istiyorum. Kimse İngilizce konuşmuyordu. O ayrı bir şey zaten. O bölgede özellikle ve ben de Fransızca konuşmuyordum. Çok iyi değil mi? Yalnızlık.com ama benim için rehab gibi değildi gerçekten. Kimse, hani Fransızca'dan hiçbir şey anlamadım. Fransızcayı hep çok sevdiğim için. İsterse orada bana domates salçası mı, biber salçası mı, turşu, limon suyuyla mı bunu tartışıyor olsa bile o kadar güzel geliyor ki kulağa sanki sanatın derinliklerine inip literature'dan çıkıyorlarmış. Böyle sürekli çok derin konuşmalar, muhabbetler içindelermiş gibi bir hava yaratıyordu yani. Nicole de böyle böyle aşık oldum. İki Fransızca konuşuyordu ben de böyle ne kadar cool şeyler söylüyor. Aslında orada eve gelirken iki ekmek al falan diyor. Yani. Bu Fransızca öğrendiğime pişman olduğum tek nokta buydu sanırım. O büyüsünün anlayıp da kaybolduğu anlar ama hala çok seviyorum bu dili. Genel olarak Nico olmadığı zamanlarda yanımda yalnızdım tabii de ama bu yalnızlık iyi gelmişti bana o kalabalık ortamdan sonra. Ve yalnız kalmayı da sevdiğim için evde bol bol resim yapmaya başlamıştım. Hatta bir videomda bahsetmiştim. Ben ilk ne zamanki kimseyle paylaşmayacağımı, kimseye göstermek zorunda olmadığımı fark ettim. O zaman daha çok sulu boya yapmaya ve beğendiğim şeyler yapmaya, kendi tarzımı bulmaya başladım diye. Onun olduğu dönem işte tam olarak bu dönemde. Okul yoktu, işim yoktu. Freelance minik işler yapıyordum sadece. O da tüm günümü almıyordu zaten. Onun dışında oturup böyle güzel şaraplar, peynirler, birazcık resim çizeyim, arada heykel yapayım falan böyle. Tam benlik hayat şahaneydi. Sonra hafta sonunda Nicole'le gezi falan yapıyorduk. Hatta bir Parfüm diye bir tane film var, benim en sevdiğim filmlerden biridir. Ve şu görselleri inanılmaz güzel. Onun esinlendiği, yani aslında yapısı olarak esinlendiği Onfleur diye bir tane şehir var. Oraya gittik, size de göstereyim. Çok güzel bir yer. Böyle her hafta sonu minik road tripler yapıyorduk. Zaten her yer yeşiller, böyle doğa, o kadar iç içe yani yağmur yağıp ağzınıza yüzünüze vurmadığı zamanlarda gerçekten çok güzel bir yerde. Hızlandırılmış bir ev arkadaşı olma deneyimi yaşadık Nicole'la aslında. Hani Love is Blind diye bir tane benim guilty pleasure Netflix şeyi var ya,
Onun hızında bir ilişki yaşıyorduk yani düşünürseniz aslında. Çok hızlı çıkmaya başlayıp, aslında birbirimizi çok uzun zamandır tanıyorduk ama çok hızlı çıkmaya başlayıp hemen beraber yaşayıp ilişkiyi böyle hızlandırılmış iki hızında falan yaşıyorduk. Ama sorun yoktu. Zaten benim orada sınırlı zamanım olduğu için hani 3 ay sonra dönmem gerekeceği için öyle ikimiz de rahatsız etmiyordu yani. Ne şekilde beraber vakit geçirebilirsek o şekilde olması ikimizin de işine geliyordu. Neyse artık 3 ayın sonu, 3 ay gerçekten çok hızlı bir şekilde geçti zaten bir ayı neredeyse LA'de geçtikten sonra. 2 ayı Normandi'de güzel yemekler yiyip güzel şaraplar içip güzel manzaralar önünde ve kendimi deşarj ettikten sonra dönüp dolaşıp tabii ki geleceğim yer neresi? Eskişehir'in kurak toprakları. Eskişehir'e geri döndüm. Ki güzeldi yani annemle yaşadım o zamanlar. Freelance bir işim vardı. Evden iş yapıyordum. Akşamları arkadaşlarım işten çıktıktan sonra onlarla takılıyorduk. Böyle eski düzenime hemen hemen yakında. Hani şeyi özlüyordum. Ofis ortamı tabii de özlüyordum. Ama genel olarak iş konusunda bir sıkıntım yoktu. Zaten freelance düzeni geçmek istiyordum. Benim için iyi olmuştu yani. Neyse artık o kadar alışmışsınız ki böyle yan yana olmaya. Bir süre sonra rahatsız etmeye başladı bizi o hani bu. Ben döndüm 2 hafta 3 hafta sonra. Bunun gelebileceği bir zaman yok. İşten dolayı izin alamıyordu istediği zaman bir de o geçen hafta. İlişkinin başındaki hali yoktu tabii de. Cicim ayları geçmiş gelmiyor artık 2 haftada bir eski şey. Şok değil mi? Ben de çok şaşırdım. Çok bozdu kendini. Dedim ki ben Fransa'ya gideyim. Nasıl oradan açarsam buradan tutarsam fark etmez. Bir tane daha vize çekeyim falan dedim. Ama dediler ki öyle vize çağırmazsın istediğin zaman ağzını yüzünü biz çokarız dediler. Ankara'ya gittim vize başvurusuna. O kadar saçmaydı. Yani yaşadığım en saçma vize başvurusuydu. Kadına freelance olduğumu söylüyorum. Freelance de ben bilmiyorum dedi. Benim animatörüm yani freelance benim alanımda çok yaygın olan bir şey. Ben animatörünü bilmiyorum diyor. Ya dedim senin bilmemen bunun gerçek olmadığını anlamına sinirlenmiş ve içine tutmuş o zaman. Kusura bakma senin işte işten ayrılmışsın birkaç ay önce. Şu anda başka bir işte görünmüyorsun. Ben sana işte vize veremem falan filan dedi. O kadar sinirlendim ki senin böyle çıkıp ağladıktan sonra sokarım seni vize ne deyip eve döndüm böyle. Sinir.com. Şu an bile hatırlıyorum o anki modumu gerçekten. Ankara'yı sevmemin sebeplerinden biri budur muhtemelen. Çünkü en kötü vize görüşmemi orada gerçekleştirmiştim. Neyse eve döndüm böyle. Vize çıkmayacağını biliyorum. Nico hemen gelemiyor işten dolayı. Uzun böyle uzak mesafe şey tekrar üstümüze çökmeye başladı. Dedim ki evet olacağı bu yani. Hani ben istediğim zaman kalıp Fransa'ya gidemeyeceğim. İstediği zaman o Türkiye'ye gidemeyecek. Ben orada iş bulmam çok zor. Onun burada iş bulması çok zor. Hani dil olsun, vize olsun her şeyi kattığımızda. Üstümüze böyle ayrılık rüzgarları hafiften ezmeye başladı. Yani daha doğrusu ufukta böyle yani bunun bir sonu olmayacak fikri böyle minik minik çıkmaya başladı. Neyse o sırada artık hani bir süre sonra Nico dedi ki ya Eskişehir'e çok özledim vurdum da tutuyordum pazarı diye Eskişehir'e. Eskişehir'e geri gelmedi. Türkiye'ye geri geldi. Beraber Bodrum'a gittik işte yaz tatili yapalım bir tane minik diye bunu böyle her şeyi dahil bir otele götürdüm. Açık büfe kebapla kendinden geçti minik Fransız. Çok güzel bir tatil geçirdik onunla. Yani yaptığımız tek şey gerçekten yemek yiyip yatıp bir sonraki yemeği beklemekte tatil gibi tatil. Neyse ben açık büfeyle orada Nico'nun başını döndürürken o da benim başımı döndürdü. Çılgın minik Fransız diyorum ve hikayemi burada bırakıyorum ki zaten konuşurken yoruldum. Hızlı konuştuğum halde gerçekten bir yarım saattir konuşuyorum. Ama hikayenin bu kısmını zaten bu bölümde anlatmak istiyordum ki hakkını verebildim mi bilmiyorum ama umarım izlerken ve dinlerken eğlenmişsinizdir, beğenmişsinizdir. Bu bölüm sizi minik minik gülümsetmiştir. Çünkü beni anlatırken gerçekten gülümsetti. Sizinle çok yakında yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.